Arkadaşlar merhaba. Sizlere dijital buzdolaplarında soğukluk ayarınızın kaç derece olması gerektiği konusunda bazı küçük bilgiler vereceğim. Özellikle yeni dolap alan arkadaşlarım için buzdolabında dijital gösterge olsun olmasın kaç derecede olması gerektiği konusunda fikir vermek istiyorum. Özellikle dolabımız zaten biliyorsunuz bir üst kısım, hatta şöyle söyleyeyim, bir soğutma kısmı ve derin dondurucu kısmı olmak üzere ikiye ayrılıyor. Şimdi benim dolabım gördüğünüz üzere bir kombi şeklinde. Alt kısmı derin dondurucu, üst kısmı ise normal soğutucu olarak çalışmakta. Ve ekranda da üst kısım soğutucuyu ifade ederken alt kısımda eksi olan kısım da tamamen derin dondurucu kısmını ifade etmekte arkadaşlar. Arkadaşlar şunu söylemek istiyorum. Eğer ılıman bir iklimde kalıyorsanız eğer, yani çok soğuk değilse bulunduğunuz bölge, üst kısımdaki soğutucunuzun ortalama ısı ayarı 4 ila 5 derece arasında olması yeterli. Eğer alt kısım için, derin dondurucu için genelde standart diyebilirim. Çünkü derin dondurucu kısmına koyacağımız besinler ortalama eksi 18 derecede olması yeterli. Yani sabit olarak derin dondurucunuzu eksi 18'de tutarsanız eğer yiyeceğiniz besinleriniz tamamen derin dondurucu kısmında taze kalabiliyor. Üst kısmı ayarlamak zorunda kalabilirsiniz. Bulunduğunuz bölge eğer çok sıcaksa, böyle hani Antalya gibi, Güneydoğu Anadolu gibi bölgelerde çok sıcak olan yerlerdeyseniz, bu üst kısımdaki soğutucunuzu 3 ila 2 derece konumuna getirebiliyorsunuz. Böyle yaparsanız eğer ortamın da sıcaklığından aslında etkilenmemiş olarak cihaz içerisindeki besinleri daha iyi şekilde soğutup kullanabiliyorsunuz. Yani yaz aylarında ortalama 4 ila 5 derece alt kısım derin dondurucu kısmı eksi 18 derecede kalması yeterli. Arkadaşlar dolabımız dijital gösterge olduğu için sadece şu anda dijital ekranlara sahip olan buzdolaplarındaki ayarını söylemek durumunda kalıyorum. Bir de arkadaşlar şöyle bir problem var dolaplarda. Kullanıcılar bazen şunu diyor. Biz soğutucu kısmına işte suyumuzu, kolamızı, içeceklerimizi koyduğumuz zaman ya da diğer besinlerimizi koyduğumuz zaman çok iyi soğutma olmuyor. Ya da çok kısa bir sürede besinlerimiz çürüyor diye bazı arkadaşlarımız söylüyor. Arkadaşlar bunu mutlaka, eğer dereceniz kaç derece ise, diyelim ki benim şu anda 5, aynı durum benim başıma gelseydi inanın ben bunu şu anda 2 dereceye, 3 dereceye çekip dolabımın içerisindeki soğutma kısmındaki besinlerin durumunu gözlemleyerek bu dereceye ayarlayabilirim. Aslında siz dolabınızın kendi performansına göre, içerisindeki yiyeceklere göre de kendiniz arttırıp yükseltmeniz gerekiyor. Eğer besinleriniz çabuk bozuluyorsa eğer üst dondurucu kısmını iyice düşürtmeniz gerekiyor. Alt kısım zaten standart kalıyor demiştik. Bir de arkadaşlar alt kısım için, derin dondurucu kısmı için şöyle bir şey demek istiyorum. Şimdi arkadaşlar Kurban Bayramı zamanlarında biliyorsunuz et ağırlık olarak dolaplara depolanıyor. Bazen dolap soğutmuyor diye şikayetler geliyor. Bunun sebebi de arkadaşlar siz dolabınızı full olarak doldurduğunuz zaman, yani tıka basa doldurduğunuz zaman buzdolabı yeterli kadar hızlı bir soğutma yapamadığı için, siz de dolabınızı aktif olarak kullandığınız için kısa sürede soğutma olmadığından dolayı besinlerinizde bozulma gerçekleşebilir. Bunu nasıl çözeceksiniz? Bunu da diyelim ki derin dondurucu kısmını kullandınız. Baktınız soğutma, donma işlemi gerçekleşmemiş. Bu sefer bu ayarınızı, yani şimdi benim eksi kısmı eksi 26'ya kadar çıkıyor. Ben ne yapacağım? Eksi 26 dereceye kadar çıkartacağım. Tam performansı alacağım. Tam performansı aldıktan sonra dolabımı soğutmasını bekleyeceğim ve gözlemlemem gerekiyor. Yine aynı şekilde üst kısımda da eğer soğutmanız çok düşük performansta ise eğer, yani yiyecekleriniz bozuluyorsa da bunu belli bir oranda düşürtmeniz gerekiyor arkadaşlar. Umarım video faydalı olmuştur. Videoyu beğenip destek amaçlı kanala abone olursanız çok sevinirim. Kalın sağlıcakla.